Merhaba, Hayatım Spor'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhaba, taptaze içeriklerle yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi birçok farklı spor dalını evlerinize taşıyacağız. Özel dosyalar, röportajlar, klasiğimiz, spor turumuz artık saymamıza gerek yok. 22. bölümümüzdeyiz zaten biliyorsunuz. 22. bölümdeyiz demişken de geriye dönük olarak tüm bölümlerimizi NTV Spor YouTube kanalımızda bulabileceğinizi de söylemeyi ihmal etmeyelim. Ve futbolla başlayalım bugüne. Türk futbolunda bitmek bilmeyen tartışmalardan biri malum kötü zeminler. Yıllardır milyon euroluk futbolcuların tarlayı andıran sahalarda oynuyor olmasını konuşuyoruz. Bu durumun oyun kalitesini düşürmesinin yanı sıra futbolcu sağlığını da tehdit ettiğinin altını çizmek lazım. Bozuk zeminlerin sayısı bu sezon tavan yaptı. Teknik direktörlerin maç sonu basın toplantılarındaki saha serzenişleri de artık bir klasiğe dönüştü. Bu konuyla ilgili bir uzman görüşüne yer vereceğiz şimdi Hayatım Spor'da. Kötü zemin krizinin kökten çözümü için Türkiye'de çaba sarf eden bir isim yeni bir proje üretti. UEFA'nın Çim bakım uzmanlığına verdiği Green Keeper sertifikası sahibi Tarık Uslu, LED teknolojisini kullandığı sistemle futbolda zemin krizini bitirmeye hedefliyor. 2022 Dünya Kupası'ndaki zeminlerin bakımında görev alan Uslu, yeni projesini Hayatım Spor için anlattı. Bu bir marka değeridir. Süper Lig'in marka değerini yükseltmekte Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevidir. Sizin oynadığınız zeminler tarla gibi. O zaman yani bu marka değeri de bu anlamda çok büyük zarar görüyor. Türk futbolunun çözülemeyen sorunu kötü zeminler. Sahaların daha iyi olması lazım. Daha iyi olsun ki biz de daha iyi zeminde daha iyi futbol oynayabilelim. Bu sahalarla ilgili lütfen rica ediyorum. Bu görevler kimse daha iyi bakımı alsınlar bu sahaları. Teknik direktörler ve futbolcuların tarlaya benzettiği sahalar oyunun kalitesini düşürürken sakatlık riskini artırıyor. Çim bakımı konusunda 30 yıldır çalışan Tarık Uslu, son dönemde stat atılımı yapan Türk futbolunun yeni mimariye göre zemin bakımında geride kaldığını söyledi. Bu kapalı stadyumlardaki %100 sorunumuz çimin fotosentez, güneş almaması. Güneş almaması. Yani güneş almadığı için burada çim değerini göremiyor, köklenemiyor, yukarıya çıkışlarını yapamıyor. UEFA'nın Green Keeper sertifikalı uzmanı bu sorunun çözümü için 6 yıllık çalışmalarının sonucunda yeni bir proje üretti. %100 yerli üretimi olan Grodville teknolojisi test sonuçlarında %90'a varan başarıya ulaştı. 11 tane stadyumda testler yaptık demo aletleriyle ve bunları gördük ki %90 başarılar aldık. Ya bu cihaz İşte bu dediğimiz gölge alan yerlerde, arena tip stadyumlarda veyahut da çok acil, lokal bir uygulama yapacağınız yerlerde 4 günde çim çıkışlarını yapıyor. 20 gün içerisinde de 21-22 santim kök yapıyor. Yani arena tip dediğimiz kapalı stadyumlarda tek çözüm bu. LED sisteminin kullanıldığı sistem, kulüpler için zemin bakımı maliyetini de azaltmayı hedefliyor. Yapılan testlerde %65'e varan enerji tasarrufu tespit edildi. Dünyada LED her yerim, her şeyimizde var. Bütün yani evimizde, iş yerimizde, sokak lambalarında. Bunun en büyük sevindirici ortamı %65, %70'lere kadar çıkan enerji tasarrufu. Bunu akademisyenler de kanıtladı. Yani 6 yıldır çalıştığımız bir organizasyon bu. Arkadaşlar teknik bölümlerine baktı. Ben ise sahadaki işte bu uygulama kısımlarına baktık. Zemin krizinin çözülmesi için projesini üreten Uslu, federasyonun çim bakımı konusunda yetişmiş kişileri kulüplere şart koşması gerektiğini söyledi. Bakacak arkadaşın şunları bilmesi gerekiyor. Meteorolojiyi bilmesi gerekiyor. Jeolojiyi bilmesi gerekiyor. Kimyayı bilmesi gerekiyor. Ege Üniversitesi işte çim bölümü, 2 yıllık bir bölüm var. Orada güzel çocuklar yetişiyor. Ve bu çocukları kesinlikle bakanlığımız ve federasyonumuz değerlendirmek. Yani mevcutta çalışan arkadaşlarımıza da bilgilendirme, seminerler. Bizim işimiz uygulama dersidir. 2022 Dünya Kupası'ndaki stadyum zeminlerine çim üreten Tarık Uslu, uzun yıllardır uluslararası spor organizasyonlarında görev yapıyor. Sonuçlandırmak gerekiyor. Federasyon ve kulüpler umarız bu tip çalışmaları dikkate alır ve daha güzel zeminlerde futbol izlemeye başlarız. Tarık Uslu'nun LED teknolojisiyle enerji tasarrufu da sağlayan projesi çevre duyarlılığı için de çok önemli bir adım. Kendisinin de belirttiği gibi konu üzerinde eğitim alarak yetişen gençler de bu alanda uzmanlaştırılıp bozuk zemin krizini bitirmek çok da zor değil gibi görünüyor.
Şimdi her hafta olduğu gibi bir spor turuna çıkaracağız sizleri. 100. yılını kutlayan İsveç kulübüyle başlıyoruz AEK Solna. Özel bir anıyla bu anlamlı seneyi ölümsüzleştirdiler. Tarihindeki ilk formayı günümüze göre tasarlayan kulüp bununla da yetinmedi. Retro formalarıyla çıktıkları ilk maçta saha kenarında 127 yıllık bir kamera futbolcuları takip etti. AEK taraftarları bu sayede bir nevi zamanda yolculuğa çıktı. Tarihi eser niteliğindeki kameranın çektiği siyah beyaz fotoğraflar 100. yıl hatırası olarak koleksiyonlardaki yerini de aldı. Takım ve maç fotoğraflarına bakınca biz de bir süreliğine 1900'lü yıllara gitmiş olduk. Zaman yolculuğundan dondurucu bir rekor denemesine geçeceğiz şimdi. Bu eşsiz görüntüler Alp Dağları'ndan. Valentina Cafolla deniz seviyesinden 1642 metre yüksekte bulunan Anterselva Gölü'nde buz dalışı rekoru kırdı. Yüzeyi buz tutmuş göle giren Hırvat sporcu 3 derece sıcaklığında nefes kesen suda 140 metreye daldı. 1 dakika 40 saniye süren dondurucu denemede Cafolla'nın nabzı 50'ye kadar düştü. Hırvat sporcuyu bu zorlu rekor için tebrik ediyor. Kutlamaları sıcak bir yuvada yapmasını diliyoruz. Ve okçulukta Mete Gazoz'la alıştığımız madalyalara yenileri eklenmeye devam ediyor. 21 yaş altı Salon Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar finali Türk sporcuların düellosuna sahne oldu. Gururlandıran Avrupa Şampiyonası finalinde Hatice Köse gümüş madalya kazanırken altın madalyayı boynuna takan Hazal Burun Avrupa şampiyonu oldu. Okçulukta geleceğin yıldızlarından bahsettikten sonra milli gururumuz Mete Gazoz'da sıra. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Paris 2024 için çalışmaya devam ederken aynı zamanda ilham kaynağı olduğu gençlerle buluşuyor. Mete Gazoz son buluşmasında sporculuk sonrasındaki kariyeri için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Neden dikkat çeken bir açıklama diyoruz? Çünkü çoğu sporcu kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük, menajerlik, belki federasyon başkanlığı gibi hayaller kuruyor. Ancak Mete'nin hedefi çok daha yukarıda. Rekortmen okçu spor dünyasının en prestijli makamı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'nı hedeflediğini söyledi. Haydi Mete. 10 attı. Yeni dünya şampiyonu Mete Gazoz. Mete Gazoz dünya şampiyonluğunda da kürsünün zirvesinde. Uluslararası Süper Komitesi Başkanlığı'na geçebiliyorum. Öyle bir kariyer planı var, bakalım. İlklerin sporcusu Mete Gazoz hedefi zirveye koydu. Olimpiyat ve dünya şampiyonu okçu kariyerinin ardından spor yönetiminin en değerli koltuğuna oturmak istiyor. Hayranlarıyla buluşan Mete Gazoz sporculuk günlerinden sonra antrenörlüğe geçen efsanelerle aynı fikirde değil. Hayatta antrenör olmam. Yok, antrenörlük çok zor. Bir de okçulukta daha zor, daha da zor. Yani siz ne kadar iyi antrenör olursanız olun, sporcu size geri dönüt vermesi zorunda olan bir spor. Yani sporcu ne hissettiğini, ne yaptığını size anlatması gerekiyor ki siz bir fayda sağlayabilirsiniz. Ben katlanamam ona yani. Hiç, o kadar sabrım yok benim yani. Onu yapamam. Benim iki tane var. Bir tanesi hiçbir şey yapmamak. Diğeri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde spor direktörü olmak istiyorum. Oradan spor direktörlüğünden Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'na geçebiliyorum. Öyle bir kariyer planı var, bakalım. Yani hiçbir İnşallah şey yapmamak bizde da seçilebilir. Kendisini idol olarak gören gençlere seslenen Altın Okçu'ya göre sporcu gelişiminde en önemli etken aile desteği. Ailenin size olumlu bir şekilde yaklaşırsa çok büyük bir avantaj oluyor. Çünkü anneniz veyahut da babanız hiç önemli değil. Hangisi sizin ileride yapacağınız mesleği yapıyorsa geçmişte yaşadığı zorlukları çok iyi bildiği için sizin karşınıza çıkabilecek zorlukları kaldırabilirse eğer veyahut da size doğru bir şekilde yol gösterebilirse çok inanılmaz büyük bir avantaj. Ama tabii şey de diyebilir, ben çektim sen de çek de diyebilir. O zaman birazcık şey olabiliyor. Daha istemeyebiliyorsunuz o mesleği yapmayı. Olimpiyat ve dünya şampiyonluğuna giden yolda yalnız yürümekse imkansız. Bazı başarılar tek başınıza ne kadar yetenekli olursanız olun ya da ne kadar çalışırsanız çalışın tek başınıza başarmanız imkansız olan şeyler var. Mesela benim kazandığım olimpiyat şampiyonluğu tek başınıza antrenman yaparak, çalışarak, kendinizi geliştirerek kazanabileceğiniz bir başarı değil.
imkansız yani. Hani imkansız diye bir şey yoktur diyorlar ya, var işte, bu imkansız gerçekten. Sıradaki hedefinin Paris 2024'te ikinci olimpiyat altını olduğunu söyleyen Mete Gazoz sürekli başarının formülünü de açıkladı. Şampiyon olduktan sonra kürsüye çıkıyorsunuz ya, İstiklal Marşı'nı okuyorsunuz. İstiklal Marşı'nı okuyup aşağıya indiğiniz zaman kürsüden artık şampiyon değilsiniz. Çünkü bir sonraki olimpiyatlar var, bir sonraki dünya şampiyonası var, bir sonraki Avrupa şampiyonası var. Ve siz kürsüde kaldığınız sürece şampiyonsunuz aslında. Ya benim bütün madalyalara bakış açım böyle. Hiçbir zamanda bir madalyaya böyle aşırı bir anlam yüklemedim. Yani bu şekilde baktığınız zaman tatmin olmayacağınız için hiçbir zaman, her zaman daha fazlası, daha fazlası gelecek. Mete bildiğimiz gibi pozitif enerjisiyle kendisini izleyenlere neşe aşılıyor. Kesinlikle antrenörlüğe bakışı da çok net. Sporculuk mu yoksa antrenörlük mü daha zor tartışmalarında Mete'nin tarafı gayet açık. Onu izlerken bir şampiyonun kafa yapısında bir kez daha gördük. Değil mi? Mete de büyük spor efsaneleri gibi kürsüden indiği anda yeni madalyalar için adımlar atmaya başlıyor. Paris 2024'teki en büyük umutlarımızdan Mete Gazoz'un yeni şampiyonluklarını heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Paris 2024 demişken orada bizi temsil edecek voleybol hakemimiz Nurper Özbar'ın özel röportajıyla devam edelim. Ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında büyük başarıyla temsil eden uluslararası voleybol hakemi Profesör Doktor Nurper Özbar, Hayatım Spor için ekibimizden Lale İlyar'a kariyerini, kendi yolunu büyük bir iştenlikle anlattı. Nurper Özbar, akademik kariyerini sürdürdüğü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin de dekanı aynı zamanda. Uluslararası gurur kaynaklarımızdan olan Sayın Özbar'a bırakalım sözü. Zor ve uzun bir yolculuk aslında. Önce tabii ki en alttan başlıyorsunuz. Çizgi hakemliğiyle başladık biz de zamanında. Kuralların farklı olduğu zamanlarda başladık. O zamandan bu zamana geçmişe dönük baktığımda gerçekten zor zamanlar geçirmişiz. Çok fazla zamanımızı voleybola ayırmışız. Salondan çıkmıyorduk neredeyse, öyle diyebiliriz. Yani bütün gün salonda yer alıyorduk. Bütün maçlara çıkmaya çalışıyorduk. Bize verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bunların hepsini yapmak tabii ki zordu. Çünkü voleybola ayrı bir zaman ayırmanız gerekiyor. Yani voleybol öyle şimdi yapayım, uğraşayım, sonra bırakayım tarzında bir şey değil. Zamanda çok söylenen oldu bana. İşte iki karpuz bir koltukta taşınmaz. Ama taşıyabildik çok şükür. Çünkü zaten benim baktığımızda hayatım spor. Yani sporcuyum, lisansa sporculuk yaptım, üniversitede spor bilimleri fakültesinde hocayım, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin dekanıyım. Tüm bunların yanında tabii ki voleybol hakemliği severek yaptığım bir şey. Bu zorlu süreçte ligdeki görevlerimizi, verilen görevlerimizi yerine getirdik. Uluslararası hakem kursuna gitmeye hak kazandık. 2008 yılında uluslararası hakem kursunu tamamladım. Orada da kategoriler var zaten. Yani böyle direkt çıkıp da Şampiyonlar Ligi'ne çıkamıyorsunuz. Aynı Türkiye'deki gibi klasmanlar söz konusu. Orada da tabii önce Sev Cup, Challenge Cup, o tarz müsabakalarda görev aldım. Orada da verilen fırsatları çok iyi değerlendirdiğim için şanslıydım da. Hakem şansım da yanımdaydı tabii ki. Bazen doğru kişilerin doğru zamanda beni seyretmiş olması da tabii ki bu hususta önemliydi. Hakemliğe başlarken de düşündüğüm zaman böyle bir hedefim yoktu. Çünkü çok yenisin, ne yapabilirsin, ne kadar ilerleyebilirsin bilmiyorsunuz. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Yani kendinize bir şeyler kattıkça yenisini, yeni bir hedef ortaya koymanız gerekiyor. Uluslararası olduktan sonra, FIB A klasmanı olduktan sonra ya olimpiyatlar neden olmasın? Ancak o zaman düşündüm. Yani mevcut olduğunuz yerde en iyisini yapmanız gerekiyor zaten. Şimdi düşündüğümüzde de Avrupa'yı temsil eden tek kadın hakem olarak gitmek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Dedim ki evet ya, gerçekten bir şeyler varmış. Farklı bir şey oluyor. Yani olimpiyatlar basit değil. Bütün hakemlerin rüyası, olmak istediği yer. Ve o anlamda baktım da evet, benim de rüyam gerçek olacak inşallah. Üniversitede hoca olduğum için ilk başladığımda öğrenciydim. Öğrenciyken herhangi bir sıkıntım yoktu. 96 yılında maçlara çıkmaya başladım. Öğrenciyken aldığım için mezun oluncaya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yüksek lisansı bitirdim, hakemliğe geri döndüm. Sonra doktora başladı. Ama ulusal olmuştum doktorumu yaptığım zamanda da. Ondan sonra da yükselmelerle ilerledim ama gerçekten hem akademik kariyer hem hakemlik
ikisi birlikte iyi yürüdü, güzel yürüdü. Biraz tabii akademisyenliğin bana vermiş olduğu özelliklerden kaynaklı. Hakemlikte de diyorlardı ki yani hoca, yani üniversitede hoca olduğun belli. Duruşun işte sersin, şöyle böyle. Bunları düşündüğün zaman yani okulda, aslında okulda nasılsam burada da sahada da öyleyim. Birçok antrenör, yardımcı antrenör var. Öğrenciyim üniversiteden, söyleyince yaşım ortaya çıkıyor. O yüzden çok söylememeye gayret gösteriyorum. Tabii ki bu süreçte yani tek koltukta iki karpuz taşınmaz diyenlere aslında taşınabileceğini de göstermiş oldum. Gerçekten voleybol hakemliği gönül işi Türkiye'de. Kimse yani para için yapmıyor bunu, ki kazanılmıyor da zaten. O yüzden sevmek gerekiyor. Bazen zor oluyor tabii ki, yani çıktığınız zaman size küfrediyorlar. olabiliyor yani, hiç fark etmez. Çünkü iyi de yapsanız kötü de yapsanız seyirciler ya, olmaması gereken bir şey aslında bu, ama deşarj olmak için geliyorlar ve diyor ki hocam diyor, senin ne yaptığın önemli değil. Yani biz diyor o yüzden geliyoruz. Yani size değil, belki herkese küfür ediyor ama o küfürleri duyuyorsunuz. Bu tabii ki can sıkıcı oluyor. Bazen diyorsunuz ya burada ne işim var? Ne yapıyorum ben burada? Ama gene voleybol kazanıyor. Türk hakemliği aslında çok şanslı. Neden şanslı? Türkiye'de voleybol şu anda dünyanın en iyisi. En iyisini oynuyoruz. Yani liglerimiz en iyisi. Kadın ligi, erkek ligi, en iyi lig Türkiye'de oynanıyor. Ve bunu yurt dışında bütün herkes biliyor. Hakemlerle konuştuğumuz zaman diyorlar siz çok şanslısınız. İşte ligleriniz zorlu, zorlu ligler. Dışarıda yönettiğiniz maçları etkiliyor. Gerçekten de öyle. Yani dışarıda yönettiğimiz maçlar çok basit geliyor, kolay geliyor bize. Çünkü daha zorunlu Türkiye'de yönettiğimiz için hazırlıklı oluyoruz. Eğitim seminerleri düzenleniyor. Merkez Hakemi Gözlemciler Kurulu Başkanı Aziz Yener eğitim seminerleri düzenliyor. Şansları çok. Yani seyredebilirler. Çünkü bakıldığı zaman voleybolun kalbi İstanbul. Yani genel olarak bakıldığında İstanbul hakemlerinin şansı çok daha fazla. Buraya gelip salona seyredebilirler. Ankara'da aynı şekilde. Onun dışında televizyon artık çok fazla voleybol maçlarını da vermeye başladı. Çok fazla maç seyredip yönetmeye çalıştıkları zaman çok daha çabuk ilerleyeceklerdir veya kendilerine bir şeyler kazandırabileceklerdir. İyi yönde, tabii ki herkes için iyi yönde, seyir zevki anlamında iyi yönde, hakemlik anlamında iyi yönde, zaman tasarrufu anlamında iyi yönde değişiklikler oldu. Şimdi hem zevkli, hem lig açısından çok iyi durumdayız. Çok iyi oyuncular ligimizde oynuyor, Türkiye'de oynuyor ve Türkiye'de oynamaktan çok memnun olduklarını, gurur duyduklarını söylüyorlar. Onları seyretmek, onların oyunlarını seyretmek çok büyük bir avantaj. Yurt dışında hep söylenen şu, Türk hakemleri farklı. Mesela bazen seyrediyorlar, bilmiyor hangi ülkeden olduğumu. Maç bittikten sonra gelip soruyor, Türk müsün diye. Evet diyorum, nereden? İşte Türk hakemleri genelde aynı tarz oluyor, aynı stil oluyor, birbirine benziyor kararları, işte kesin kararlı oluyorlar, o yüzden fark ediyoruz diyorlar. Ve birçok kişiden de duyuyoruz, Türk hakemliği dünyada biliniyor ve çok saygı duyuluyor. Nasıl sakin kalmayı başarıyorum inanın bilmiyorum ama şöyle, tabii ki öncesinde bir zihinsel antrenman yapmak gerekiyor. Yani kendinizi maçta düşünmeniz, işte pozisyonlarda ne olursa nasıl düdük çalacaksınız bunu düşünmeniz gerekiyor. Önden bir zihinsel hazırlık yaptığınız zaman maç biraz daha kolay oluyor. O işte o pozisyonlarda sakin kalmamın sebebi de öğretmenliğimden geliyor. Yani eğitimci yönümden geliyor bir nebze. Olaylar karşısında sakin kalabilmek, stresi yönetebilmek çok önemli. Stres olmalı. Her maç heyecanlanırım. Yani hiç öyle diyorlar ki çok şeysin, hiç heyecanlanmıyorsun. Hayır öyle değil. Bir de bana sor. Yani dışarıdan gözükmeyebilir bu. Ama içimizde heyecanlanıyoruz tabii ki. Çünkü her maç önemli. Maçın basiti, zoru yok. Her maç çok önemli bizim için. Dolayısıyla kendi kendimize de telkin vermemiz gerekiyor. Sakin, işte maça odaklan ya da vuruş sayılarını saymak gibi her hakemin de kendine göre yöntemleri var. Ben biraz bunu akademisyenliğime de borçluyum diyebilirim. Özveriyle çalışmanın ve başarıya giden yolda karşılaşılan engelleri bir bir aşarak parmakla gösterilen başarılara sahip olmanın verdiği ilham tam da bu programda sizlerle paylaşmak istediğimiz içerik. Nurper Özbar'a hem bize hissettirdiği güzellikler hem de programımıza konuk olduğu için teşekkür ederiz.
Şimdi de insan vücudunun sınırlarını zorlayan bir isimle devam edeceğiz. Triatlet Fatih Topçu'dan bahsediyoruz. Kendisi 36 yaşından sonra triatlet olmuş, hatta triatlet olmadan önce de dağcılık yapmış. Bu arada 23 yıl önce bir internet spor sitesi kuran meslektaşımız bile diyebilirim onun için. Çok dağınık anlatıyorum farkındayım ama birazdan siz de göreceksiniz ne kadar çok yönlü birinden bahsettiğimizi. Çalışma arkadaşımız Semin Çağlar bu hafta Hayatım Spor için hayatı sonradan spor olan ve artık asla durma diyen bu isimle buluştu. Geçtiğimiz yıl iki tane Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarışan Fatih Topçu'nun hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. 55 kilometrenin bazı bölümleri var, onlara da bakın. Şimdi buradan direkt kanyonun içine, nehrin içine, suların içine dalarak başlıyoruz. Spora başlamanın yaşı var mı? Hele de 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometrelik maraton koşusu, yani Iron Man olmak için var mıdır? İnternet yazılımcısı olmaktan 36 yaşında emekliye ayrılan Fatih Topçu bize bunun cevabını verecek. Asla durma oluşumunun nasıl başladığını anlatarak. Hayatın tesadüf mü olup olmadığına siz karar verin. Ben geçen sene iki tane dünya şampiyonası yarıştım. Ironman dünya şampiyonasında. Ama ben spor geçmişi olan bir kişi değilim. Senin de dediğin gibi öncesinde çok farklı bir işler yapıyordum diyeceğim de aslında çok da farklı değil. Ben internet işini yapıyordum. 2001 yılında Türkiye'nin ilk spor sitesini kurdum. Ajanspor.com diye. 2007 yılında bir tane motor kazası geçirdim. Ciddi bir motor kazası geçirdim. 6 ay yattım. Yani leğen kemiği kırıldı. Sonra sol gözümde bir görme kaybı oldu. Sol kolum parçalı kılık oldu falan. Ve orada doktorlar bana yüzmek en güzel spordur rehabilite olarak dediler ve ben yüzmeye başladım. Ama son sene artık yavaş yavaş ben o işten sıkıldım çünkü 15 yıldır aynı işi yapıyordum. Farklı bir şeyler arıyordum. Bu sırada dağcılık yapmaya başladım. Yani Türkiye'deki bütün dağları hemen hemen tırmandım. Bir seminere gittim, şans eseri. TEDx konferansına gittim. Ve orada böyle ufak bir kız çıktı. Dedi böyle böyle yapıyorum ben dedi. Şunu şu kadar bisiklete biniyorum, bu kadar yüzüyorum falan dedi. Ve Ironman oluyorum dedi. Ben böyle baktım çok havalı geldi. Hayatımda hiç yarış koşmamışım. 2014 Kasım ayında bu kararı verdim ve 2015'te de Mart ayında Rantalya vardı. Oraya kayıt olayım dedim. İlk yarışımı Rantalya'da maraton olarak koştum. İlk maratonumu 3 saat 59 dakikada bitirdim. Heh dedim ben bunu yapabiliyorum demek. Bisikleti aldım. Ve artık bir antrenöre ihtiyacım vardı. İstanbul Triatlon Spor Kulübü çıktı. Onlarla konuştum. Dediler bizim bir antrenörümüz var. Kim var dedim. Bahar Saygılı var dediler. Tamam dedim ben ona çalışacağım dedim. Çünkü o TEDx konferansında izlediğim kız Bahar Saygılı'ydı. Bu sırada ben o bölümden ayrıldım o şirketten. Ve sonrasında dedim bir şeyler yapmam lazım. Yani bu yaşta emekli olunmaz. Çünkü o sırada işte gene 36 yaşındayım bu arada. Bu başlangıç hep 36 yaşında. Yurt dışında işte şeyleri izliyorum. YouTube kanalını izliyorum. Oradaki vloggerları izliyorum. Ben bunun aynısını spor versiyonunu yapayım dedim. Aslaldurma.com'un internet sitesi vardı ilk. İlk onu kurdum. Blog olarak yazmaya başladım. Kimse okumuyor. Dedim ben bunun videosunu çekeyim o zaman. İlk videomu çektim. Çok izlenmeye başladı. Ve insanların hayatına dokunmak da güzel geldi açıkçası. Ve asla durma yolculuğu böyle başladı açıkçası. Hayatında ilk koşusu 42 kilometre olan Fatih Topçu kendine geldiğinde neler hissetti? Maraton olur, 10K olur, hedeflediğiniz neyse onun finişinden geçmek, o hedefi yapmak çok farklı bir şey. Ve işte orada dedim ben bunu yapabileceğim dedim. Çünkü bu benim büyük hedefin küçük hedefiydi aslında. Ve orada işte hayatımı buraya yönlendirme kararını aldım. Antalya'daki arkadaşlarla da muhabbet ettik orada yarıştan sonra. Dediler biz oraya arabayla bile gitmiyoruz, sen nerelere gitmişsin koşarak dediler. Bu bana aslında işte orada yapabileceklerimi anlattı. Hem sporda hem de asla durma macerasını çok daha profesyonel olarak uygulayan Fatih'in iki dünyası içinde hedefi nedir? Aslında biraz daha yayıncı tarafına tekrar geri dönüş yaptım. O 2001 yılındaki internet sitesiyle başladığım bu internet macerasına bu asla durmanıyla tekrar geri dönüş yaptım. Hem Instagram sayfasında hem YouTube kanalında artık podcastler çekiyorum. Biraz daha insanlara bilgileri hem kendi bilgilerimi veriyorum bir de diğer insanların bilgilerini de bu kanalı kurmuşum. Bu kadar takipçi var. Diğer sporcular da bundan yararlansın diye bunları daha çok ön plana koyuyorum ve tabii ki burada kendi hedeflerimi de sürekli güncelliyorum.
Dünya şampiyonasına bir kere katılmak evet güzel bir şey ama bunu ikinci kez de yapmak lazım. Konya'ya gitmek lazım. UTMB'de patika koşularında çok daha fazla güzel yerler var. Bu kadar motivasyonun olduğu bir hayatta kırılma anları nelerdi? Şu anda onlardan birini yaşıyorum aslında. Kışın başında, Ocak ayında bir stres kırığı yaşadım. Şu anda onunla mücadele ediyorum aslında. Antrenmanlarım ama bu da işte bir deneyim. Yani bunun da bir deneyimlerini insanlarla paylaşıyorum yine. Yani başınıza böyle bir şey gelirse neler yapmalısınızı anlatıyorum orada. Ama işte o da asla durmaya yaradı. Burada içeriklerimi daha çok yönlendirmeye, oraya daha çok zaman ayırmaya başladım. Ve burada işte o hedefleriniz yine sizi ayakta tutan şeyler. Bunda da öyle. Yani ben sadece o yarış için yarışmıyorum, o yarışa hazırlanmıyorum ben. Benim hayatım zaten böyle. Araya da o yarışları koyuyorum. Sayısız yarış, sayısız madalyam var. En değerlisi, en unutulmazı. Gerçekten ben Fatih Topçu oldum. Ben gerçekten asla durma olduğum dediğim bir yarış var mı? UTMB'de koştuğum, işte 9 saat süren bir OCC yarışı var. Ultramaratonlar koşmak çok daha farklı. Çünkü yarışın içinde bir sürü şeyleri düşünebiliyorsunuz. Tek başınıza doğadasınız yani. Mont Blanc Dağı'nın etrafında. Yani önce işte Fransa'da başlıyor, İsviçre'ye gidiyor yarış. Sonra İtalya'dan bir geçiyorsunuz falan böyle. Ve bunların hepsini koşarak yapıyorsunuz ve 9 saat sürüyor ve bu en kısa parkuruydu. Kendinle hesaplaşıyorsun orada. Ve bu arada ben bunların hepsini kamerayla koşuyorum tabii. Ironman Dünya Şampiyonası yarışmak başka bir şey. Yani 10 senede buraya gelmek çok farklı bir dünya. Bu da işte aslında şunu şey yapıyor. Ben yaptım, 36 yaşında yaptım. Takipçilerime de şunu söylüyorum, siz de yapabilirsiniz. Fatih Topçu, ilk ve son düdük arasındaki hayat macerasını anlatmak için bir konuşmaya çağrılırsa, giriş ve kapanış cümlesi ne olur? Ben 36 yaşında buna başladım ve dünya şampiyonasına gittim. Siz de yapabilirsiniz diye başlayabilirim. Son cümle, hadi gelin beraber yapalım çünkü biz çok eğleniyoruz. Ne diyor Fatih Topçu? Siz de yapabilirsiniz. İşte biz de hep buradan bakıyoruz hayatım sporu hazırlarken. Belki belli bir yaştan sonra olimpik sporcu olamayız. Ama hayatımız sporsa sporun içinde her zaman kendimize yetecek kadar var olabiliriz. Kesinlikle. Yeter ki isteyelim. Sporun birleştirici özelliğinde hep birlikte olmak kadar güzel ne olabilir ki? Şansın da dediği gibi biz hayatım sporu hazırlarken içimizden geçen bu. Umarız sizlere de biraz olsun dokunabiliyoruzdur. Şimdilik veda zamanı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.